Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde Visual Studio C# üzerinde class'ların kullanımını öğreneceğiz. Bildiğimiz gibi nesne tabanlı programlamada class'lar çok önemli. Çünkü büyük programlarda, yani birden fazla bölümü olan, işlevi çok ve büyük olan programlarda class'lar işimizi oldukça kolaylaştıran yapılardır. Class'lar sayesinde programımızı belli bölümlere ayırarak hem daha hızlı çalışmasını hem de hata denetimini, hata ayıklama işlemini daha hızlı yapmamızı, daha verimli yapmamızı sağlayan yapılardır. Öncelikle basit bir program yaparak başlayacağız. Programımızda bir karenin alanını hesaplayacağız. Tabii ki bu programı class kullanmadan da kolaylıkla yapabiliriz. Ancak buradaki amacımız basit bir programla başlayarak basitten karmaşığa class yapısını anlamak ve uygulamak. Öncelikle hazırlayacağımız programın çalışır haline bir göz atalım. Programımızın arayüzünde bir label, bir buton, bir text box ve de bir buton kullandık arkadaşlar. Kenar uzunluğu girilen karenin hesapla butonuna tıklandığında alanının ekranda mesaj box ile gösterilmesini istiyoruz. Hemen çalıştıralım. Class deneme olarak kaydettiğim programın çalıştığında kenar uzunluğunu girmemi istiyor. Örneğin 5 değerini girdiğimde ve hesapla butonuna bastığımda kenar uzunluğu 5 olan karenin alanı 25 olarak karşıma çıkıyor. Tamam diyerek kapatıyorum ve hemen kodlamaya geçiyorum. İsterseniz bu programı sıfırdan tasarlayalım, sıfırdan yapalım. Bunun için dosyadan yeni diyerek proje diyorum. Visual Studio'nun farklı sürümlerinde bu görsel alan biraz farklı olsa da ana hatlarıyla benzerdir arkadaşlar. Windows Form uygulamasının hemen altındaki C# seçeneğini seçerek oluştur, create sonraki isimlerini veriyorum. Buraya class kare alan diyebiliriz. Dosyamın kaydedileceği yer ve sonraki diyerek tasarlama arayüzüne ulaşıyorum. Burada öncelikle form tasarımını yapacağım. Hatırlarsak formun tasarımında bir label, bir text box ve bir de butonum vardı. Hemen label'ımı text box'ımı ve de butonumu alıyorum. Label'ımın text özelliğini kenar uzunluğu olarak değiştirdim. Butonumda hesapla ya da alan metnini kullanabilirim. Şöyle biraz uzatalım. Evet, tasarımım bu kadar arkadaşlar. Formumu da biraz küçültüyorum hemen. Gelelim kodlama bölümüne. Kodlama bölümünü butonumu tıklayarak açtım. Çünkü zaten buraya kodlar çağırarak bu kısmı aktif yapacağım. Öncelikle class tanımlayarak başlayalım arkadaşlar. Class tanımlarken programıma, yani solution'ıma, çözümüme kullandığınız arayüz benim şu anda Türkçe. Ama pek çok arayüzde Solution Explorer olarak gördüğümüz çözüm gezgininde sağ tuşu yaparak add ya da ekle diyerek bir class ekleyebiliriz, bir sınıf ekleyebiliriz. Ancak biz basitten karmaşa ilerlediğimiz için burada kendi kodlama ekranımızda class hesap adıyla, class ya da alan adıyla bir class oluşturarak ilerleyelim arkadaşlar. Burada şu anda class oluştuğu ismine hesap dedim. Daha sonra bunu bir nesneye bağlayarak çağıracağım. Peki bu class'ın içerisinde ne olacak? Karenin alanını hesaplayacağım için bir kenar uzunluğuna ihtiyacım olacak arkadaşlar. Bunu hemen ekliyorum. Gördüğünüz gibi değişken tanımlama işlemi aynı. Int, integer, yani sayısal tipte bir kenar değişkeni tanımladım. Class'ları kullanmaya başladığımızda mutlaka class'ın içerisine kullandığımız her bir değişkenin ya da her bir metodun public mi, private mi olduğunu, yani genele açık mı yoksa private
özel kullanım hakkına mı sahip olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Burada public diyerek kullanıma açık bir değişken tanımladığımı belirtiyorum arkadaşlar. Sonrasında yine class'ın içerisinde bir de metot kullanacağım. Metotlar bildiğimiz gibi yine programımızı daha küçük bölümlere ayırabildiğimiz, yalnızca çağrıldıklarında aktif olan programın bölümleriydi. Class eğer bir büyükten küçüğe sıralama yapacak olursak programımız ana bölüm en büyük kısmı. Class bunun bir küçüğü, en küçük olan parçada metot diyebiliriz, fonksiyon da diyebiliriz biz buna. Ve burada bir alan hesaplama işlemi için, başlı başına bir işlem olduğu için bir metot tanımlayarak ilerliyorum. Yine burada bir public özellikli, genel çağrılabilir, ulaşılabilir bir metot tanımlıyorum arkadaşlar. O yüzden public diyerek ilerledim. Public'ten sonra void diyorum. Void olması benim metodumun herhangi bir değer döndürmeyeceği anlamına geliyor. Bunu da yine ayrıca metotlar, fonksiyonlar dersinde detaylı anlatımını bulabilirsiniz arkadaşlar. Buraya isim olarak alan hesap diyelim. Ve dışarıdan bir değer alacağı için ne demektir? Bu alan hesabı yapmasını istediğim metodumun dışarıdan karenin kenar uzunluğunu ve bir sayısal değer olarak alması gerektiği için int a diyerek burada bir değişken belirtiyorum arkadaşlar. Artık a değişkeni karenin kenarını sembolize ediyor. Bunu biliyorum. Dolayısıyla burada bir değişken daha tanımlayarak int alan diyerek eşittir a çarpı a diyerek karenin alanını hesaplayabilirim. Değer döndürmeyen bir fonksiyon olduğu için bunu bir metot olduğu için messageBox komutumla ekranda yazdırabilirim arkadaşlar. messageBox.show diyerek burada öncelikle ekranda görüntülenmesini istediğim cümleyi yazarak daha sonra artı işareti koyduğumda ekranda görüntülenecek mesaj ile bu alanı birleştirmiş oluyorum. Buraya alan diyorum. Ve tekrar cümlemi tamamlamak için buraya bir artı koyarak sonuna dır diyorum. Ve burayı birleştirmiş oldum. Bir tane de boşluk bırakalım. Bir virgül de atarsam mesaj kutumun başlığında görüntülenmesini istediğim boş kalmaması için cümlemi de yazabiliyorum. Pardon. İşlem sonucu diyorum bu alana da. Yazı alanımı biraz büyütüyorum. Evet, bu şekilde metodumu sonlandırıyorum arkadaşlar. Şunu unutmayalım. Metotları yazarken en sık karşılaştığımız hata metodun tanımlama satırına bir noktalı virgül atmaktır. Ancak gördüğünüz gibi bu noktalı virgülden sonra pek çok alanı alt çizdi ve burada hata mesajı verdi. Dolayısıyla buradan da anlaşılıyor ki metot tanımlama satırlarında asla noktalı virgül kullanmıyoruz arkadaşlar. Nasıl for döngüsünde, if döngüsünde kullanmadığımız gibi burada da noktalı virgül kullanmıyoruz. Noktalı virgüllerimiz her bir işlem satırının sonunda yine kullanılmak üzere programımızda yer alıyor. Burada artık class bölümümü tamamladım. İstersem şurada bir değişken tanımlamadan programı biraz daha sadeleştirerek a çarpı a şeklinde de yazabilirim. Yine bunu program çalışırken de sizlerle deneyelim. Aynı sonucu burada alacağız. İki durumda da aynı sonucu alacağız. Hangisini tercih ederseniz onu kullanabilirsiniz. Ve class tanımlamamız bitti. Nesne tabanlı programlama da adı üzerinde olduğu gibi nesneler class'ları çağırırken de kullanabileceğimiz en önemli araçlarımızdan bir tanesi arkadaşlar. Burada ilk nesnemi tanımlıyorum. Hesap dedim. Ve daha sonra bu hesap isminden sonra programımda çağırmak üzere bir kısaltma belirliyorum. Ben hesabın baş harfi olan H harfini kullanıyorum burada. Burada artık fark ettiyseniz programda bana yardımcı oluyor. New hesap. Bu şekilde tamamlayabilirsin diyor bana. Ben de teşekkür ediyorum. Burada class'a vermiş olduğum ismi yazarak artık nesnemi tanımlamış oldum arkadaşlar.
Bu ne işime yarayacak? Klasımda kullanmış olduğum her bir değişkeni, her bir metodu ana programımda, örneğin private void buton 1 click, yani buton 1'in click olayında buradaki kısaltmayla çağırabiliyorum. Örneğin kenar uzunluğuna, hemen tasarımımızı hatırlayalım. Textbox 1'e girilen değeri göndermek istiyorsam eğer, çünkü burada bir değer yok ve interaktif bir program tasarladım. Ne demektir interaktif program? Kullanıcının girmiş olduğu değeri programıma aktarmaktır. Burada textbox'a girilen değeri klasımın içerisindeki kenar değişkenine aktarmak istiyorum. Bu durumda h.kenar eşittir. Bir dönüşüm yapmam gerekiyor. Çünkü neden? Textbox'a girilen tüm değerler string olarak algılanır arkadaşlar program tarafından. Ancak kenar integer, yani sayısal bir değeri sembolize ediyor. Çünkü int olarak tanımladık. Burada artık textbox 1'in ismini yazabilirim. Textbox 1 nokta text'e girilen değeri almak istediğim için. Ve artık arkadaşlar her şey hazır. Buradaki metodumu çağıracağım. Metodumu ismiyle çağıracağım. Ancak başına nesnemi h nokta, hemen noktadan sonra alan hesabında geldiğini görüyorum. H nokta alan hesap, açtım parantezimi. Değerim olan, burada da alması gereken değer, kenar değerim olan h nokta kenar ismini yazıyorum. Yazdığım noktalı virgülle de kapattım arkadaşlar. Ana programım da bitti. Kodlama ekranım bu kadardı. Şöyle bir gözden geçiriyorum. Klası tanımladım. Klasın içerisine bir değişken tanımladım. Değişkenimin ana programdan textbox 1'e girilen değeri almasını sağladım. Ve daha sonra klasın içerisinde yer alan alan hesap metodunu yine ana programda çağırarak ve içerisine parametre olarak girilen kenar değerini göndererek alanımın hesaplanmasını sağladım. Metoduma göre de hesaplanan alan MessageBox aracılığı ile ekranda görüntülenecek. Kaydediyorum programımı arkadaşlar ve çalıştırıyorum. Evet, arayüzüm geldi. Kenar uzunluğu girelim. Örneğin 7 girelim. 7 kere 7, 49 olarak alanımın hesaplandığını görüyorum. Evet arkadaşlar, en basit haliyle bir değişkenli ve bir metotlu class tanımladım. Varsa sorularınız sorabilirsiniz. Umarım yararlı bir ders olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.